Merhaba sevgili izleyiciler. Geleceğin İletişimcilere Soruyor programına hoş geldiniz. Ben Radyo Televizyon Bölümü öğrencisi Nazlı Bekdemir. Bugün sizler için okulumuz tarih öğretmenlerinden Fatih Sirakaya ile birlikte günümüzdeki Rusya ve Ukrayna Savaşı hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz Fatih Hocam. Hoş bulduk Nazlı. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşları hepimiz haberdarız. Bu savaştan Rusya'nın çıkarı ne? Ne istiyor? Şimdi şöyle bakmak lazım olaylara. Geçmişten günümüze kadar meydana gelen savaşların tamamına baktığımız zaman bir temel sebebi vardır, bir de böyle bahane sebepleri vardır. Ama biz bu Rus-Ukrayna Savaşı'nın temel sebeplerini eğer irdeleyecek olursak şunları söyleyebiliriz. Rus-Ukrayna Savaşı'nın ana sebebine baktığımız zaman aslında Doğu Avrupa ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Doğu bloğunda yer alırken günümüzde bu devletlerin birçoğunun Batı bloğunda yer alması ve Rusya'nın hiç istemediği NATO temsilcilerinin Rusya'nın sınırına kadar ulaşması olarak söyleyebiliriz. Hani başka sebepleri var mıdır? Tabii ki onlara da değinilebilir. Peki hocam bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacağını şu şekilde tahmin edebiliriz. Savaş başlamadan önce acaba Rusya ne istiyordu, hangi isteklerini, hangi emellerini hayata geçirebilmek için bu savaşı başlattı? Bunlara değinmek gerekiyor. Bildiğimiz gibi savaş öncesinde Rusya'nın en büyük bahanesi Ukrayna'nın NATO üyesi olma konusunda istekli olması. Hatta NATO'ya girme konusunda batılı devletlere çağrıda bulunması konusunu söyleyebiliriz. Şayet Ukrayna Batı bloğuna yaklaşmaktan vazgeçerse, NATO üyesi olmaktan vazgeçerse, Rusya bu savaş ısrarından vazgeçebilir. Ama acaba tek sebep bu mu? Yoksa Rusya'nın geri düşüncesinde başka planları var mı? Bunları da dikkate almak gerekebilir. Çünkü geçtiğimiz günlerde Rus lideri Putin'in yaptığı açıklamalarda biz şunu rahatlıkla gördük. Rusya eski imparatorluk günlerine tekrar dönmek istiyor. Tüm Doğu Avrupa'yı kendi denetimi ve etkisi altına almak istiyor. Eğer Rusya bu düşüncesinde ısrar ederse savaş daha uzun sürebilir, sonuçları da daha ağır olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Müsaadenizle konuklarımızın sorularını alalım. Buyurun. Bu savaşın Avrupa halkına etkileri nelerdir? Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan beri sıcak savaşla yüz yüze gelmemiş durumdaydı. Genellikle yakın tarihimizde savaşlar Orta Doğu'da oluyor. Avrupa da bunu uzaktan izliyordu sonuçları itibariyle. Ama ilk defa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa savaşın sıcaklığını deyim yerindeyse ensesinde hissetmeye başladı. Çünkü Rusya'nın eğer durdurulmazsa çok daha ileri seviyelere geçebileceğini Avrupalılar çok iyi biliyor. Çünkü yine geçmişten örnek verecek olursak 2. Dünya Savaşı yıllarında Rusya'nın Almanya'yı hatta Fransa'yı işgal ettiğini, Avrupalıların da Rusları o bölgelerden çok zor çıkarabildiğini biz biliyoruz. Yani bu travma Avrupa için hala canlı bir düşünce. Eğer Ruslar durdurulmazsa yine aynı şeyin tekrar başlarına gelebileceği düşüncesi Avrupalıları tedirgin ediyor. Siz buyurun. Ukrayna tamamen elde edilirse NATO nasıl bir tepki verir? Ukrayna tamamen ele geçirilirse. Zaten yine tarihi yakın geçmişe bakarsak eğer Ukrayna dediğimiz ülke uzun yıllar SSCB yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin egemenliğinde kalmış bir ülke olarak biz görüyoruz. Sovyet Rusya 1991'de dağıldıktan sonra bu gibi devletler ortaya çıkmış. Rusya'da zaten SSCB'nin dağılmasıyla ortaya çıkan o bağımsız devletlerin birçoğunu aslında egemen devlet olarak görmüyor. Hala kendisine bağlı, kendi kontrolünde devletler olarak görüyor. Bunu da sahada izlediği politikalardan rahatlıkla görebiliyoruz. Örnek olarak birkaç yıl önce Rusya'nın sanki kendi toprağıymış gibi Ukrayna'ya ait Kırım'ı mesela ilhak etmesi, yine bu günümüzde cereyan eden savaşta Ukrayna'nın doğu bölgelerinin Rus toprağı gibi görülmesi hep bu düşüncenin sonucu. Rusya zaten o bölgeleri bence kendi bölgesi, kendi toprağı olarak görüyor. Orada kurulmuş olan devletleri bağımsız ve tam egemen devlet olarak kabul etmediği için rahatlıkla yayılmacı siyasetini sürdürüyor.
sorunu da cevaplayacak olursak, eğer Ukrayna tam olarak yine tekrar Ruslar tarafından ele geçirilirse, bu Avrupa için tedirgin edici bir durum ortaya çıkarabilir. Çünkü Ruslar Ukrayna'yla kalmayabilir, daha da isteklerini artırıp batıya doğru yönelebilir. Peki hocam, Ukrayna direnebilir mi? Yani askeri uzmanlar belki devletlerin askeri güçleri hakkında daha iyi bilgi verebilir ama biz de kendi bilgilerimizden yola çıkarak yani şu sonuca varabiliriz. Ukrayna'nın askeri olarak Rusya'ya karşı direnme gücü yok. Bunu biz son savaş görüntülerinden de görebiliyoruz. Ama burada Ukrayna'yı savunması gereken NATO ve Batı dünyası olmalıdır. Çünkü Ukrayna bu savaşa NATO ve Batı dünyası yüzünden bu savaşta muhatap oldu. Dolayısıyla Batı'nın da Ukrayna'yı bu konuda yalnız bırakmaması gerekiyor. Peki hocam, bu savaş ne kadar sürer? Rusya nerede durur? Yani bunu söyleyebilmek için Rusya'nın zihninde hangi düşünceleri olduğunu tam olarak bilmek gerekiyor. Rusya hangi şeyleri gerçekleştirmek istiyor? Yani sadece Ukrayna'yı Batı dünyasından uzaklaştırmak istiyorsa bu durum savaşın daha kısa sürede bitmesine kolaylaştırabilir. Ama eğer Rusya yayılmacı siyasetini batıya doğru ilerlemesini devam ettirmek istiyorsa ya da Ukrayna'nın tüm Karadeniz kıyılarını ele geçirmek istiyorsa o zaman savaş biraz daha uzun sürebilir diyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Müsaadenizle konuklarımızı sorularını almaya devam edelim. Buyurun. Hoş geldiniz hocam. Bu konuda Türkiye'nin tutumu nedir? Şu ana kadar Türkiye her iki taraf açısından da tarafsızlığını devam ettiren bir ülke. Çünkü Türkiye'nin her iki ülkeyle de hem tarihi bağları hem ticari hem ekonomik bağları söz konusu. Onun için Türkiye her iki ülkeyle de ilişkilerini iyi şekilde devam ettirmek istiyor. Bunu yaparken de iki ülke nazarında da Türkiye güvenilir ülke olarak ön plana çıktığı için iki ülke arasındaki sorunların çözümünde Türkiye arabulucu ülke rolünü rahatlıkla üstlenebilir. Bu birçok Avrupa devletinin hatta işte Amerika'nın yapamadığı rolü Türkiye gerçekleştirebilir. Bir diğer konumuzun sorusuna geçelim. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş, Rusya ve NATO arasında savaş çıkabilir mi? Rusya ve NATO arasında savaş çıkabilir mi? Bu yine İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllara geleceğiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hani dedik ya Soğuk Savaş dönemi başlamış. Nedir Soğuk Savaş? Rusya ve Amerika'nın başını çektiği Doğu ve Batı bloğunun sıcak çatışmaya girmeden birbirlerini tehdit ederek güç gösterisinde bulunup kendi isteklerini kabul ettirebilme sürecine aslında biz Soğuk Savaş dönemi diyoruz. Burada da asıl caydırıcı nokta her iki tarafın elinde de nükleer silahların olmasıdır. Çünkü nükleer silahlar kullanıldığı zaman etkileri çok yıkıcı olduğu için hiçbir ülke nükleer silah yani atom bombası gibi nükleer silah kullanmayı göze alamıyor. Şimdi baktığımız zaman hem NATO ülkeleri yani başında Amerika olan NATO ülkeleri hem de Rusya'nın elinde nükleer silahlar mevcut olduğu için böyle sıcak bir çatışmanın olması çok beklenmiyor açıkçası. Bir diğer konumuzun sorusuna geçelim. Buyurun. Rusya kimyasal silah kullanırsa NATO nasıl tepki verir? Yani kimyasal silah derken şimdi dediğim gibi hani askeri uzmanlar değil. Eğer kastettiğin şey nükleer silahsa eğer dediğimiz gibi nükleer silah kullanmak öyle çok kolay bir durum değil. Çünkü sadece nükleer silaha maruz kalan devleti değil, dünyadaki birçok devleti etkilediği için nükleer silahların kullanılması çok ihtimal dahilinde görünmüyor. Ama kimyasal silahların kullanımını da sınırlayan uluslararası bazı yasalar var. Eğer Rusya böyle bir şey yaparsa bu sefer savaş suçu işlediği için uluslararası platformlarda hesabını verebilir. Sorularımızı yanıtladığınız için bizi Kırmızı programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bu değerli bilgilerle bizi aydınlattığı için Fatih hocamıza teşekkür ederiz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.